Bir örnek daha yapalım. Evet, A'yı 8'e bölüyorum. Bölüm B. Kalan C. C'nin alacağı değerler toplamını istesin bizden. Evet, sorumuz C'nin alabileceği. Değerler toplamı kaçtır? Bakalım C neymiş? Buradaki C kalan. Kalanla ilgili şunu biliyoruz. Sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. Ve bölenden küçük olmak zorunda. Dolayısıyla C sıfırdan büyük ve eşit. 8'dense küçük olacak. O zaman neler olabilir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve en son 8'den küçük 8 olabilir mi? Olamaz. En son 8 oldu. Alacağı değerler toplamını istemiş. Bunları toplayalım. Şunları artı yapalım. 0, 1 daha 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 5 daha 15, 6 daha 21, 7 daha 28 yapmış oldu. Alacağı değerler toplamını sorduğunda da 0'dan başlayıp bölene kadar gideceğiz. Bölenden tabii ki 1 küçük olacak en fazla. Evet, bölme konumuz da bu kadar. Bölmenin devamı olan bölünebilme konusuna geçiyoruz şimdi. Evet, bölünebilme. Örneklerine geçmeden önce bölünebilme kurallarını bilmemiz gerekiyor. Mesela 2 ile bölünebilme kuralı neydi? Bunları sırayla bakacağız. 3 ile, 4, 5, 9 ve 10 ile bölünebilme kurallarını birlikte inceleyelim. Evet, 2 ile bölünebilme kuralı birler basamağı ile ilgili. Birler basamağı 0, 2, 4, 6 ve 8'den biri ise, yani çift rakam ise, o sayı 2 ile tam bölünür. Sıfır, 2, 4, 6, 8'den biri değilse o zaman 2 ile tam bölünmez. Kalanı nedir diye sorarsa birler basamağını 2'ye bölüp kalanını bulacağız. 3 ile bölünebilme kuralı. Rakamları toplamına bakıyoruz. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı ise sayı 3 ile tam bölünür. Benzer bir örnek olan 9'a geçelim. 3 ile bölünebilmede rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı. 9 ile bölünebilmede de rakamlar toplamı 9'un katı olmalı. Rakamları toplamı ile bulabileceğimiz 2 tane bölünebilme kuralı var. Sadece 3 ve 9. Diğerlerinde kesinlikle böyle bir şey yok. Rakamları toplamı 9'un katı ise 9'a tam bölünür diyoruz. Eğer yine buradaki de 2 ile bölünebilme kuralı gibi 3 veya 9'un katı değilse, soru 3 ile bölünebilme sorusu ise 3'e bölüyorum rakamları toplamını. Bunu da 9'a bölüyorum. Kalanı bize zaten veriyor. 4 ile bölünebilme kuralı son 2 basamağı 0, 0 veya 4'ün katı olacak. İse 4 ile şöyle kısaltmayalım, tam bölünür. 5, birler basamağı yani son rakamda diyebiliriz. 0 veya 5 ise 5 ile tam bölünür. Yani 0 veya 5 değilse 5'e bölüp kalanını buluyoruz. Son olarak 10 ile bölünebilme. Bu en basiti. Son basamağı yani birler basamağı 0 olacak. Eğer son basamağı 0 değilse 0 ise 10 ile tam bölünür. Eğer son basamağı 0 değilse son basamakta ne yazıyor ise, diyelim ki 3 yazıyorsa, bu demek oluyor ki sayının 10 ile bölümünden kalanı 3. Birkaç örnek yapalım. Mesela 3 ile bölünebilme ile ilgili bir örnek yapalım. Sayımız da şu olsun. 2314 sayısının
3 ile bölünebilme kuralına göre bakalım kalanı kaç? Rakamlar toplamına bakacağız. Hemen rakamları topluyoruz. 2, 3, 1 ve 4. 2, 3, 5. 1 de 6. Topladık 10. 10 3'ün katı mı? Değil. Dolayısıyla bu sayı 3 ile tam bölünmüyor. 10'u 3'e bölüyorum. 3 kare var. 9. Kalanımız kaç? 1. İşte bu şekilde rakamları toplamını 3'e bölüp 3 ile bölümden kalanı bulabiliyoruz. Aynı şekilde 9'da bu şekilde yapmıştık. Onu da bir bakalım. Bunun rakamları toplamına bakıyoruz. 6, 3, 2, 7, 1 ve 5 toplayalım. 6, 3 daha 9, 2, 7 daha 9, 9, 9, 18. 6 da burada var. 24 yaptı. 24, 9'un katımı değil. 24'ü 9'a bölüyorum. 2 kere var. 18. Kalanımız kaç? 6. Bu şekilde rakamları toplayıp 3 ise 3 ile bölünebilme kuralı ise 3'e bölüyorum. 9 ise 9'a bölüyorum ve kalanlarını bulmuş oluyorum. Kalan 0 çıkarsa zaten tam bölünüyor demektir. Bu 3 ve 9 ile bölünebilme sorularında rakamların hepsini toplamak yerine şu şekilde de soruyu çözebiliyoruz. 3 ile bölünebilmede 3'ün katını atabiliyorum hesaplamadan. Mesela burada 3 var. Direkt atalım. Zaten 3'ün katı. 2 ile 1'in toplamı da 3 yapıyor. Bunu da attım. Geriye kaç kaldı? 4. 4'ün 3 ile bölümden kalanı ise 1. Hepsini toplamamıza gerek kalmadı. Soru 9 ile bölünebilme sorusuysa o zaman da toplamları 9 olan sayıları atacağız. Mesela burada 6 ile 3 9 yapar. Attım. 7 ile 2 9 yapar. Attık. Geriye 1 ve 5 kaldı. 1 ve 5'in toplamı kaç? 6. Bu şekilde de çözebiliyoruz. Ama tekrar ediyorum. Sadece 3 ve 9 ile bölünebilmedi rakamları toplamına bakıyoruz. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Diğerlerinde son basamakla ilgili çözüyoruz. Şimdi bunları bir silelim, örneklerimize geçelim. İlk örneğimiz 44 basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalanı kaçtır? Evet, ilk örneğimiz 9 ile bölünebilme ile ilgili. Neydi kuralımız? 9'a bölünmede rakamları toplamını 9'a bölüyorum ve kalanı buluyorum. Bu kadar basitti. Şimdi bakıyorum. Sayımız bu. Buraya tekrar yazalım. Kaç basamaklı olduğunu söylemiş. 44 basamaklı. Her basamağımız 2 olduğuna göre bunun rakamları toplamını nasıl bulacağız? 44 tane 2 var demektir. 44 çarpı 2'den rakamları toplamı kaç yaptı? 88. Evet, rakamları toplamını bulduk. Şimdi 88 sayısını 9'a böleceğim. 88 sayısını 9'a bölerken yine aynı kuralı uygulayabilirim. Yine 8'e 8'in rakamları toplamına bakabiliriz. Bakın bu şekilde 88 9'a bölebiliriz. Ya da 88 tekrar rakamları toplarım. 8 8 16. 16'nın da rakamları toplayalım. Kaç çıktı? 7. Rakam 9'dan küçük bir rakam elde edene kadar rakamlarını toplayarak buluyorum. Bu şekilde yapsak da zaten 7 sonucunu çıkartacaktık. 88, 9 kaç kere var? 9 kere. 9 kere 9, 81. Kaç çıktı? 7. Şöyle bir tekrar edelim. 9 ile bölünme olduğu için rakamlarını topladık. 44 tane 2 vardı. 44 çarpı 2'den 88 yaptı. Birinci yol 88, 9'a böldük. Kalanımız 7. Soru bitti. Ya da buradaki sayı çok büyük bir sayı da çıkabilirdi. O zaman daha çok ikinci yol işimize yarayacak. 88'i buldum. Zaten 9 ile bölünebilme sorusu 8 ile 8 toplamı 16. 16'nın rakamlarını toplarım. 1 ve 6, 7. Evet, 9'dan küçük rakam bulana kadar devam ettik. Evet, başka bir örneğimize geçelim. Aynı soruyu 3 ile bölünebilme diye de sorabilirdi. Aynı şeyi yapacaktık onda da. Ona da 3 sayı tanımlıyoruz. B sayımız U, C sayımız da O olsun.
ise A artı B çarpı C sayısının ile bölümünden kalanı kaçtır? Yani bu sefer sayı 3 tane farklı sayı vermiş. 3'ü de büyük sayılar. Bunların 9 ile bölümünden kalanını ayrı ayrı bulup burada yerine yazarak yapabiliriz. Yani A sayısının 9 ile bölümünden kalanı kaçsa burada gelip yerine yazacağız. O öğrendiğiniz pratik yolu kullanalım. Hepsini toplamak yerine toplamları 9 olanları atalım. Mesela 7 ile 2 toplamı 9. 6 ile 3 toplamı 9, geriye kaldı 1 ve 2. 1 ve 2'nin toplamı 3 olduğuna göre A sayısının 9 ile bölümünden kalanı 3 oldu. Aynı şekilde B'yi inceleyelim. Bakalım, bakın 7 ile 2 var, 9 yapıyor. 5 ile 4 9 yaptı. 6 ile 3 9 yaptı. Geriye ne kaldı? 1. Bu yol kullanmak bize zaman da kazandıracak. Hepsini toplayıp 9'a bölmektense 9'da tamamladıklarımızı atıyoruz. Geçtik C'ye. C'de toplamları 9 olan var mı bakalım? Yok, 9'un katı şöyle olabilir. 6, 5 daha 11, 7 daha 18. 9'un tam katı. Bunları da bu şekilde eleyebilirim. C'den de geriye ne kaldı? 8. Evet. A sayısının 9 ile bölümünden kalanı 3. B sayısının 9 ile bölümünden kalanı 1. C sayısının 9 ile bölümünden kalanı 8 olduğuna göre şurada yerine yazıyorum. A yerine 3 yazdık. B yerine 1. C yerine 8. Önce parantez içi. 4 çarpı 8'den 32. Evet, 32 sayısının 9 ile bölümünden kalanı. Yine rakamları toplamdan yapabiliriz. 3 artı 2'den 5 veya 32'yi 9'a böleceğiz. Kaç kere var? 3 kere 27. 32'den 27 çıktı, 5. Her iki yoldan da bulmuş olduk. Cevabımız, sorumuzun cevabı 5. Hemen başka bir örnek. Bir A, yedi B sayısının on ile bölümünden kalan dörttür. Bu sayı 9 ile tam bölünebildiğine göre A rakamı kaçtır? Şimdi bu tarz örneklerde 2 tane bilgi verilmiş bize. Sırasıyla onları inceleyeceğiz. Birincisi 10 ile bölümünden kalan 4 olması, ikincisi 9 ile tam bölünebildi. 9 ile tam bölünmeden başlamıyorum. Çünkü 9 rakamları toplamıydı. 2 tane bilinmeyen var. Bundan başlamak daha önemli. 10 ile bölümüne kalan 4. Demiştik ki 10 ile tam bölünüyorsa son basamağı 0 olacak. Eğer 0 değilse kalanı verir demiştik. Yani 10 ile bölümüne kalan 4 ise birler basamağı 4 demektir. B yerine 4 yazıyoruz. Evet, birinci koşulumuzu sağladık. İkinci koşul 9 ile tam bölünmeydi. Şimdi şuradaki 4 tane rakamı toplayıp 9'un katı yapmaya çalışacağız. Elimizde olanlara bakalım. 1, 7 ve 4 toplarsak 1, 7 daha 8, 4 daha 12. Şimdi 12'ye A sayısını ekleyeceğim, 9'un katı olacak. 12'ye en yakın 9'un katı, 2 katı olan 18. 18 olsun ki 9'un katı tam olsun diye A'ya kaç vermeliyiz? 6. Evet, sağlamasını da buradan yapabiliriz. 6, 1 daha 7, 7 daha 14. 4 daha 18, yani 9 ile tam bölünebiliyor. Ve benzer bir örnek daha çözelim. Örneğimize geçmeden önce, eğer o yazdığımız bölünebilme kuralları dışında 15 ile bölünebildiğine göre, 36 ile bölünebildiğine göre gibi sayılar çıkarsa onları çarpanlara ayıracağız. 15 bölünebiliyor derse 5 ile bölünebiliyor, 3 ile bölünebiliyor anlamına gelir. 36 ile bölünüyor derse onu da çarpanlara ayırıyorum. 4 ile tam bölünüyor, 9 ile tam bölünüyor denilebilir. Bunların aralarında asal olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi örneğimize geçelim.
basamaklı 1, 5, 2, x sayısı 6 ile, bakın 6 ile bölünebilme kuralı diye bir şey görmedik. Bunu çarpanlara ayıracağız. Altı ile tam bölünebilene göre x kaçtır? Evet, inceleyelim. Şimdi ilk önce 6 ile bölünebilmeyi çarpanlar ayıralım. 6 kaç çarpı kaçtır? 2 çarpı 3. Demek ki sayı 6 ile bölünüyor denildiğinde hem 2 ile tam bölünüyor hem de 3 ile tam bölünüyor. 2 ile bölünebilme ne demekti? Son basamağının, yani birler basamağının çift olmasıydı. Neler olabiliyordu? 0 olabiliyordu. 2 olabiliyordu. Birler basamağımız 4, 6 ve 8. Evet, 2 ile tam bölünüyordan kaç tane seçeneğimiz çıktı? 5 tane seçeneğimiz. Şimdi 2 ile bölünebilmeyi sağladık. 3 ile bölünebilmeye geçiyorum. 3 ile bölünebilme kuralımız nedir? Rakamlarını toplayıp 3'ün katımı diye bakıyorduk. Toplayalım rakamlarını. 5, 1 daha 6, 2 daha 8. 8'in 3'ün katımı değil. Demek ki bu olamaz. Keşke ikinciye 5, 1, 6, 2 daha 8, 2 daha 10. 10, 3'ün katımı değil. Bu da olamaz. Buna bakalım. 1, 5 daha 6, 2 daha 8, 4 daha. Rakamları toplam kaç yaptı? 12. 12, 3'ün katı olduğuna göre sayımız 1524 sayısı. Bizden x rakamını istemişti. Cevabımız 4. Diğerlerini de inceleyelim. 1, 5, 6, 6 daha 12, 2 daha 14. 14 yine 3'ün katı değil. 5, 1, 6, 2 daha 8, 8 daha 16. 16 yine 3'ün katı değil. Evet, 6'yı çarpanları ayırıp 2 ve 3 ile tam bölünmesini sağladık. Şimdi 36 ile bölünebilmeli gibi bir soru çözelim. A 1, 4, 6, B. Beş basamaklı sayısı 36 ile tam bölünebildiğine göre A artı B en çok kaçtır? Evet, hem A'yı hem de B'yi bulacağız ve toplamların en büyük olmasını sağlayacağız. 36, yine böyle 36 ile bölünebilme kuralı diye bir şey görmedik. Bunu da çarpanlarına ayırıyorum, aralarında asal olacak şekilde. 4 ve 9. Demek ki sayımız hem 4 ile bölünebilecek hem de 9 ile tam bölünebilecek. Evet, 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamağı çift 0 veya 4'ün katı olacaktı. Bakıyorum, son iki basamağı zaten 6 ile başlıyor, yani 60'lı bir sayı olacak. Neler olabilir? B yerine 0 verdiğimizi düşünelim. 2 basamağımız 60 oldu. 60 4'ün tam katı olduğuna göre olabilir. Evet, son 2 sayı 4'ün katı yaparak 4 ile bölünebilmesini sağlıyoruz. 60 4'ün katı olduğuna göre 4 fazlası 64 de 4'ün katıdır. 64 4'ün katı olduğuna göre 4 fazlası 68 de 4'ün katıdır. Daha devam ettiremiyoruz. Çünkü buradaki 6 sabit. 3 tane ihtimalimiz çıktı 4 ile tam bölünebildiğinde. Şimdi bu 3 sayıyı 9'a tam bölünmemizi sağlayacağız. Rakamlarını topluyorum. 1, 4, 5, 6 daha 11. 11'e kaç eklersem 9'un katı olur? 7 ekleyeyim ki 18 olsun. A 7 oldu. B'ye 0 vermiştik. A artı B 7 artı 0'dan 7 çıktı. Geçelim ikinciye. Yine topluyoruz. 6, 4 daha 10. 14, 15. 15'e kaç ekleyeyim ki 9'un 2 katı olan 18 olsun? 3. A 3 oldu. B 4 oldu. Yine toplamlarını yazıyoruz çünkü en çok olmasını istiyordu bizden. Geldik buraya. 1, 4 daha 5. 6 daha 11. 8 daha 19. 19 kaç ekleyelim ki 9'un katı olsun? 9 kere 3 27'ye en yakın. 27 olması için 19'a kaç eklemeliyiz? Bakalım, tekrar hesaplayalım. 19. 27 olması için kaç eklemeliyiz? 8. A 8, B de 8. 8 artı 8'den 16 oldu. Evet. A artı B toplamı 7 ve 16 çıktı. Bizden en büyük değerini istiyordu. Cevabımız 16. En küçük değerini de isteyebilirdi. Yine hepsini yazıp
sırayla deneyeceğiz. Evet, bölünebilmeyle ilgili son bir örnek daha çözelim. 4, 3, 6, A sayısı 15 ile 10 bölünebildiğine göre A rakamı kaçtır? Evet, şimdi 15 ile bölünebilme kuralına bakalım. Öyle bir kural yoktu. Çarpanlara ayırıyorduk. 5 ve 3. 5 ile bölünebilme kuralından başlayalım. 5 ile bölünebilme kuralı son basamağı, yani birler basamağı 0 veya 5 olmasıydı. Dolayısıyla A 0 olabilir. İkinci ihtimalde A'nın 5 olma ihtimali. Şimdi A 0 veya 5 olacak. 5 ile tam bölünebilmesini sağladık. Bakalım bu iki sayıdan hangisi 3 ile tam bölünüyor? Bakın 3 zaten 3'ün katı. 6 3'ün katı, geriye kaldı 4. 4 3'ün katı mı? Değil. Demek bu 3 ile tam bölünmüyor. Geçtik buna. Yine rakamları toplamından da yapabiliriz. 4 3 daha 7. 6 daha 13. 5 daha 18. 18 3'ün katı olduğuna göre bu sayı 3 ile bölünüyor. Birler basamağı 5 olduğu için 5 ile de tam bölünüyor. Dolayısıyla 15 ile tam bölünüyor. A rakamını istemişti bizden. Cevabımız 5.